Merhaba dostlarım, yeni bir transfer haberleri videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bildiğiniz üzere kanalımızda sizler için çok güzel bir çekiliş var. Bir kişiye Nike Krampon, bir kişiye ise Adidas futbol topu hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken ise kanalımıza abone olup videoya like atmak. Bundan sonrası tamamen sizin şansınıza kalmış. Şimdi daha fazla uzatmadan transfer haberlerine geçebiliriz. Chelsea Erling Haaland transferinde artık bir numaralı takım konumunda. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan ve gelecek sezon Premier Lig'de de zafere ulaşmayı planlayan Chelsea, Erling Haaland yarışında adeta yalnız kaldı. Norveçli Yıldız için 158 milyon euroyu gözden çıkartan Londra ekibi, pandeminin getirdiği ekonomik problemlerden dolayı bu bedeli ödeyebilecek tek takım olarak öne çıktı. İngiliz basınından Express'te yer alan habere göre Haaland transferine kaynak oluşturabilmek için 5 oyuncusunu gözden çıkartan Chelsea, 158 milyonun önemli bir kısmını kadrosunda düşünmediği oyuncuların satışından elde etmeyi planlıyor. Bu 5 oyuncu arasındaki en önemli 3 isim ise Olivier Giroud, Kepa Arrizabalaga ve Bakayoko. Chelsea bu 3 oyuncudan cidden iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor. Peki ben sizlere şöyle bir soru sormak istiyorum. Sizce Erling Haaland mı yoksa Kylian Mbappe mi daha iyi? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Lokonga ise Arsenal yolunda. Michael Arteta'la Arsenal yeni sezon öncesinde kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanıyor. Kuzey Londra ekibi Anderlet forması giyen Lokonga'yı 18 milyon pound karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın. 21 yaşındaki oyuncunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolünden geçmesi ve transferin resmileşmesi bekleniyor. Lokonga uzun vadede Arsenal'e çok faydalı olabilecek çok yetenekli genç bir oyuncu. Ama Arsenal ondan önümüzdeki sezon direkt olarak takıma çok bir fayda sağlamasını bekliyorsa cidden yanılıyor. Etebo ise resmen Watford'da. Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Etebo satın alma opsiyonuyla birlikte Premier Lig'in yeni ekibi Watford'a kiralandı. Galatasaray demişken ülkemizde Galatasaray'da ise bir on numara gündemi var. Belhanda'nın yerine on numara arayan Galatasaray yeni hacı olarak lanse edilen Nikolay Stanku'yu da mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Rumen Sport'un haberine göre Fatih Terim'in ısrarla istediği Rumen Maestro'nun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı söyleniyor. Haberde Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcu için 4,5 milyon euroluk bir teklif sunduğu belirtildi. Ayrıca Slavia Prah'ın 5,5 milyon euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon euroluk farkın transferi mümkün kıldığı dile getirildi. Çekya 2 bile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1,69 boyundaki futbolcu, şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. Tecrübeli oyuncu için yapılan pazarlıklar artık son aşamaya gelmiş durumda. Rumen oyuncu ayrıca Romanya milli takımının da uzun yıllardır formasını giyiyor. Hem Galatasaray efsanesi George Hagi ile hem de Galatasaray'ın eski futbolcusu Bogdan Stanku ile bir arkadaşlığı olduğu söyleniyor. Bu iki oyuncu da bu transferi mümkün kılabilir. Galatasaray'ın yeni on numarası muhtemelen Stanku olacak. Bakalım Galatasaray'da neler yapabilecek. Ayrıca hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile ilgili ortak bir haberimiz var. Bildiğiniz üzere Henry Onyekuru Galatasaray'a veda etti. Fatih Terim'le birlikte fotoğrafını paylaşan Nijeryalı Yıldız her şey için teşekkürler ve bol şanslar diyerek adeta Galatasaray defterini tamamen kapattı. Bunun üzerine Fenerbahçe ve Beşiktaş Onyekuru ile temasa geçti. Bu veda mesajı sonrası flash bir gelişme daha yaşandı. Akşam gazetesinin haberine göre Galatasaray ile ipleri koparan Onyekuru'nun menajeri William Davila, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Sergen Yalçın Onyekuru'nun gelmesine sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın sıcak baktığı genç yıldız için resmen devrede. Siyah beyazlılar kısa süre içinde Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşecekti. Fakat Fenerbahçe cephesi elini çabuk tuttu. Onyekuru transferine yakın olan taraf Fenerbahçe. Oyuncunun menajeri William Davila'nın da teyit ettiği bu görüşmeler sonucunda Fenerbahçe'nin Onyekuru'nun tapusunu almaya çok yakın olduğu bildirildi. Ancak dediğim gibi Beşiktaş yönetimi de Hernan Onyekuru'yu kadroda görmeye çok sıcak bakıyor. Onyekuru önümüzdeki sezon muhtemelen ya Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta oynayacak gibi. Bakalım bu transferi hangi taraf kazanacak? Fenerbahçe demişken Fenerbahçe'de ise bir sabek gündemi var. Sarı lacivertler geçtiğimiz sezon bekte görev yapan isimlerden bir türlü beklenen verimi alamamıştı. İlerleyen yaşıyla Gökhan Gönül hem sakatlıklarla boğuşmuş hem de görev aldığı zaman dilimleri içerisinde bir türlü istenilen performansı verememişti. Diğer yanda ise Antalya Spor'dan büyük umutlarla takıma katılan Nazım Sangari de bir türlü beklenen verimi sağlayamadı. Hal böyle olunca Fenerbahçe yönetimi yeni sezon öncesinde bir sabiki gündemini aldı. Fenerbahçe, Virsaliko'yu istiyor. İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Virsalico'nun Atletico Madrid ile sadece bir yıl daha sözleşmesi kaldı. Ancak Atletico Madrid Virsalico'yu gönderilecek oyuncular listesine ekledi. Bu yüzden Fenerbahçe Virsalico'yu uygun bir şekilde kadrosuna katabilir ve benim görüşümce Virsalico Fenerbahçe'ye gelirse çok ama çok faydalı olacaktır. Gün geçmiyor ki Adana Demirspor'da yine yeni bir yıldız isim gündeme gelmesin. İtalyan gazeteci Nicola Skyra'ya göre Stoper arayışlarını sürdüren Adana Demirspor, kariyerinde Paris Saint-Germain, Arsenal ve Chelsea gibi takımların bulunduğu Brezilyalı yıldız stoper David Luiz'i gündemine aldı. Mavi lacivertli takım David Luiz'e 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi. Geçen sezon Arsenal'de 30 maçta forma giyen 34 yaşındaki oyuncu 2 de gol kaydetmişti. Cidden eğer Adana Demirspor David Luiz'i de artık kadrosuna katabilirse Yok artık daha neler diyebiliriz. Benim artık Adana Demirspor için diyecek bir şeyim kalmadı. Seneye çok can yakacaklar gibi. Rize Spor ise tecrübeli sabit oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren sabek oyuncusu Gökhan Gönül'e Rize Spor talip oldu. 36 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezon %95 ihtimalle Rize Spor forması giyecek. Gökhan Gönül'ün birçok talibi var şu anda. Ama onu en çok isteyen kulüp ve en ciddi kulüp Rize Spor. Bakalım Rize Spor Gökhan Gönül'ü 36 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katabilecek mi? Trabzonspor'da ise bir sol bek gündemi var. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota yeniden sol beke çevrildi. Daha önce İtalya Ligi'nden Cervinho ve Bruno Perez'i kadrosuna katan Bordo Mavillerin İtalya'dan yeni bir transfer daha yapacağı bildirildi. İtalyanların önde gelen spor gazetelerinden Corriere della Sport'ta yer alan habere göre Trabzonspor, Inter'in Brezilyalı futbolcusu Dalbert'i gündemine aldı. Trabzonspor 7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama yöntemiyle Dalbert'i kadrosuna katmak istiyor. Ve benim görüşümce Dalbert Süper Lig'de cidden çok fark yaratabilecek kaliteli bir sol bek. Bakalım Trabzonspor onu kadrosuna katabilecek mi? Evet arkadaşlar transfer haberleri videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.